kul dilini korumadığı müddetçe imanın hakikatine ulaşamaz demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size ibadetin en kolayını, bedene en hafif geleni haber vereyim mi diye sorduğu zaman sahabeler pür dikkat dinlemişti onu. Nedir ya Resulallah? Sükût etmektir ki onun yanında bir de güzel ahlaktır. Bedene en hafif gelen, ibadetin en kolayı. Kişinin sükût durması, sessiz durması 60 senelik ibadetten eftaldir buyurdu Efendimiz. Kim gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği her şeyi anlatırsa Allah Celle Celaluhu onu inananlar arasında kötülüğün yayılmasını seven insanlardan yazar. Her gördüğünü söyleyen, kulaklarının her duyduğunu başkalarına anlatan. Kişinin mutlu olması, mesud olması veya bedbaht olması iki çenesinin arasındadır. Şu dil var ya. O yüzden bütün organlar her gün, her sabah o dile yalvarırlar. Ne olur kendini muhafaza et. Sen kendini muhafaza edersen biz de muhafaza etmiş oluruz. Bela söze bağlıdır. İnsan ne konuştuğunu bilmesi lazımdır. Çünkü konuştuğu zaman ya konuştuğu imtihanı olacak ya da ikramı olacaktır. Bu yüzden ağızdan çıkan her söze dikkat etmek lazım. Konuştuğun artık senindir. Susmaksa ahlakın efendisidir. İbadetin ilk basamağıdır susabilmek. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ya, öyle bir zaman gelecek ki afiyetin onda dokuzu insanlardan kaçmakla olacak. Kalan biri ise susmakla olacak demişti. Taus bin Keysan'a bakıyoruz. Çok az konuşurmuş. Genellikle susmayı tercih edermiş. Kendisine niye konuşmuyorsun, hep susuyorsun diye sordukları zaman dilim demiş benim, şu dilim bir yırtıcı hayvandır. Onu bıraksam önce beni hemen parçalar demiş. Hakikaten öyle değil mi? İşte konuştukça ağzımızdan çıkanla imtihan oluyoruz. Sükût etmek sana vakar kazandırır. Seni özür dileme zahmetinden kurtarır. Susabilmek. Enes radıyallahu anh'in şu söylediği sözler ne kadar manidar değil mi? Uhud savaşında diyor, bizden biri şehit düşmüştü. Açlıktan karnının üzerinde bir taş vardı. Annesi oğlunun üstünden toprakları silerken, "Cennet sana kutlu olsun oğlum," dedi. Birden, "Cennet sana kutlu olsun oğlum." "Cennetlik olduğunu nereden biliyorsun?" dedi Efendimiz. "Belki kendisini ilgilendirmeyen bir konuda konuşmuştur. Belki malına zarar vermeyecek bir sadakayı vermemiştir," diye buyurdu. O yüzden şu konuştuklarımız o kadar önemli ki. Hasan-ı Basri diyor, öyle insanlar gördüm ki diyor, kusurları yoktu ama başka insanların kusurları hakkında konuşuyorlardı. Allah da onlarda kusur yarattı ondan sonra dedi. Halbuki kusurları yoktu ama başka insanların kusurlarını söylüyorlardı. Allah da onlarda kusur yarattı. Öyle insanlar da gördüm ki kusurları vardı ama diğer insanların kusurları hakkında sustular. Allah da onların kusurlarını gizledi. İnsanlar hakkında hüküm vermeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü düşünmemiz lazım. Açıp da kalbine mi baktın? Bence böyle, sence öyle olabilir ama gerçek öyle mi? Efendimiz ne güzel buyurdu. Açıp da kalbine mi baktın? Diyelim ki bir kardeşiniz sizi yaptığınız bir şey hususunda uyarı verdi. Bu ikazı niyetine göre sıralayalım. Yani bu kardeşim beni uyardı ama ne niyetle? Eğer seni kötüleyen sözünde doğru maksadı sana nasihat vermekse ona kızman, kin bağlaman yakışık almaz. Çünkü seni kötü bir şeyden kurtarmış. Bilakis bu uyarıda ona minnettar olman gerekir.
Çünkü sana ayıplarını bildiren, senin göremediğin tehlikeyi gösteren bir arkadaş. O halde eğer gücün yetiyorsa, şikayet edilen sıfatı nefsinden gidermeye uğraşman lazım. Evet, bu adam benim iyiliğimi düşündü. Ama maalesef ki, başta ilim erbabı olanlar, başta hoca vasfıyla insanlara tanınanlar ve ondan sonra halk geliyor, tüccarlar sırasına göre böyle bu şekilde insanlar arasında bilen bilmeyen neyse, uyarıldığı zaman sanki kendisine hakaret edilmiş gibi, sanki aşağılanmış gibi. Ya şunu düşünsene zeki adam, şunu bir düşün. Bu adam beni nerede uyardı? Eğer milletin içinde rezil ederek uyardıysa, bu uyaranın terbiyesizliğidir, ahlaksızlığıdır, cahilliğidir. Ama yok, beni kenara çekti, özelden kardeşim, hata ediyorsun, yanlış yaptın, orada söyleyecektim ama diyemedim. Burada insan şunu düşünmesi lazım. Bizim insanda hemen karşı atağa geçme var. Bana bunu diyorsun da sen de şöyle yapmıştın. Sen de böyle yapmıştın. Eğer böyle bir karşılık verdiyse, onu uyaran arkadaşı diyecek ki Allah senden razı olsun. Bak sen de benim bilmediğim şeyleri söyledin. Ben de kendimi düzelteceğim inşallah. Eğer derse, ona karşı atakta bulunan insan hemen dozunu düşürecektir. Çünkü karşında gard alan yok. Kendini serbest bırakmış. Evet, vurabilirsin der gibi. Ayıplarının söylendiği zaman üzülmen, söyleyenden hoşlanmaman, onu yermen cehaletin son raddesidir. Eğer bir insan seni uyarıyorsa ve sen de eğer o uyarılara memnun olmuyorsan, söylenilenden hoşlanmıyorsan, üzülüyorsan, sen cahilin en ağa babası bir adamsın. Ne demiş? Sana nasihat veren kimse mükemmel olmayabilir. Senden fazla kusurlu da olabilir. Ama verdiği nasihat yine de sendeki bir eksiği kapatabilir diyor. Yani musluk paslı olabilir, musluk çamur olabilir, musluk pis olabilir. Ama akan su nedir? Temizse seni temizler. İmam-ı Gazali diyor, kötü huylar, öldürücü, zehirleri bulunan yılan ve akrepler gibidir kötü huylar. Şayet birisi üstümüzde bir akrebin bulunduğunu söylese, biz ona her türlü minnettarlığı gösteririz değil mi? Teşekkür ederiz. Akrebi de üzerimizden atmaya, hatta öldürmeye çalışırız. Doğru mu? İşte kötü huylar da aynı öldürücü, zehirli o yılan akrepler gibi. Üstelik akrebin zehiri, acısı cesedimize, eziyeti de bir gün veya birkaç gün. Halbuki kötü huyların o zehirli acısı kalbin derinliklerine kadar yer alıyor. Korkarım ki diyor İmam-ı Gazali, ölümden sonra da devam eder de binlerce sene bizi rahatsız eder. Bütün bunlara rağmen yine de bizi uyaran, kötü huylarımızı söyleyen insanlara teşekkür etmemiz lazım. Bu davranışından memnun olacağımız böyle yüzümüzden belli olması lazım. Ya kardeşim Allah razı olsun, gel sana bir sarılayım. Vesaire. Yüzümüzü asıp o kötü huyları düzeltme hususunda hiçbir gayrette bulunmuyoruz maalesef. Aksine biz 12'ni söylüyoruz. Eğer maksadı küçük düşürmekse, oldu ya, karşı taraftaki adam seni uyarırken seni küçük düşürmeye çalışarak uyardı. Olabilir, herkes güzel uyarmıyor. Ne olacak o zaman? Sen onun sözlerinden faydalanmaya bak diyor. Çünkü o sana kusurlarını gösterdi bir kere. Öyleyse onun ikazı ile ferahlanman lazım. Çünkü seni uyarması büyük ganimettir. Nedir o ganimet? Kimse farkında değildir ama herkes bir ahlak hocası değil mi? Kiminde tevazu, kiminde cömertlik, işte iyilik, nice ahlak. Birçok ahlak-ı hamideyi öğrenirsin aslında. Etrafımızda olanların bazılarında da kibrin, cimriliğin, kötülüğün, hor görmenin ne kadar çirkin ve karşıdan bakıldığı zaman ne kadar kötü bir ahlak olduğunu öğreniriz.
Zaten ahlak-ı zemimenin çoğunu, yani ne kadar kötü bir şey olduğunu düşmanların ağzından, hal ve hareketlerinden öğrenirsin. Ve onların sayesine sana yaşatılan kul hakkını sen başkalarına yaşatmaktan korunmuş olursun. Eğer o sözü veya uyarıyı sana eziyet maksadıyla söyledilerse, bu onun kendi dinine karşı işlediği bir cinayettir. Senin hesabına da bir nimettir. Öyleyse sen faydalanacaksın diyor. Faydalanacaksın. Sözlerinde ölçülü ol. Tek kelimeyle kırdığın gönlü bin kelimeyle düzeltemezsin. Demişti ya Sadi Şirazi. Gönül yarasından sakınmak gerek ki yoktur cihanda onun merhemi. Elinden gelirse gönül yıkma ki yıkık gönlün ahı yıkar alemi. Gönül taşla kırılmaz dedi derviş. Ya ses ya da söz tonuyla kırılır, söz tonu. Unutma, kırdığın kalpse haliyle sen de sağlam kalmazsın içeride. Dediler İmam-ı Gazali'ye, efendim sorgu münafığı olmayın demişsiniz, bu ne demektir? Dedi ki, dert etmeyeceği halde nasılsın diye sormak münafıklıkta bir mertebedir dedi. Aman Allah'ım, olaya bak. Dert etmeyeceği halde. Karşıdaki adam ne diyor mesela? Nasılsın? Sıkıntılısın. Borcun var. Derdin var. İyi değilim. Böyle böyle sıkıntılarım var. He, Allah yardımcın olsun. Bu ne diyor biliyor musun İmam Gazali? Münafıklık da bir mertebedir diyor. Madem sordun nasılsın? O zaman verilen cevabın karşılığını imkanın gereğince yapman lazım diyor. Müminin söylediği sözlere dikkat etmesi gerekir. Nerede ne konuşacağını bilmesi çok mühimdir. Fakirin önünde malların hakkında konuşmaması lazım. Baktın ki bir gariban var. Durumu iyi değil. Mallarının hakkında konuşma. Hastanın önünde sıhhatinin hakkında konuşma. Zayıfın önünde kuvvetin hakkında konuşma. Mutsuzun önünde mutsuzluğun hakkında konuşma. Hapis önünde hürriyetin hakkından konuşma. Kısır önünde çocukların hakkında konuşma. Yetim önünde baba hakkından konuşma. Maalesef biz zaten bunları konuşmuyoruz artık hocam. Sosyal medyada fotoğraflıyoruz bunları. Boy boy. Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. Dedi ya Büşrafi Hazretleri. Şaşarım o adamın aklına ki din kardeşinin arkasından çekiştirir. Çekiştirir de yüzüne gelince ona sevgi gösterir. Hemen onu övmeye başlar. Var mı böyle adam? Var. Aynı iş yerinde çalışıyorsun belki. Veya karşı rakip bir firmadır. Veya başka bir şey, önemli değil, akraba da olabilir. Adam atıyor tutuyor, atıyor tutuyor, yan yana bir geliyor. Oo kardeşim benim, nasılsın? Var mı? Var böyle insan, hepimizin çevresinde var. Allah'ın kendisini sevdiğini iddia ederse o insan yalancıdır diyor. Çünkü o bir şeytandır. Şeytan ise Allah'ın düşmanıdır. Büşrafi Hazretleri böyle buyuruyor. Eğer böyle bir ahlakta bir adam varsa şeytanı hiç de gidip sağda solda aramayın. Bu adam şeytandır diyor. Şeytanlaşmış bir insandır. Şeytan ise Allah'ın düşmanıdır. Allah bizi böylesi insan olmaktan muhafaza eylesin. Bekir bin Abdullah el-Müzeyni diyor ki bir kimsenin sanki o işe memurmuş gibi durmadan halkın ayıbını sağa sola aktardığını görürseniz eğer, onun bu haliyle azap tuzağına tutulduğunu bilin. Bilin ki bu adam cehenneme doğru koşarak gidiyor. Evet, sanki o işe memur gibi, o şunu yaptı, o bunu yaptı. Var böyle insanlar. Aylak aylak gezer, esnaflar arasında gezer, akrabalar arasında gezer, mahallelerde gezer. Hep böyle birilerini takip eder. Ayaklı gazete derler genelde bunlara. Halkın arasında vardır. Eğer böyle bir insan görürseniz ona dua edin.
ve bilin ki sizde bu insan Allah'ın azabına koşarak gidiyor. Mümin kardeşine suizanda bulunmak. Yine diğer taraftan insanların suizanda bulunmaları o kadar böyle çok dikkat etmemiz gereken bir mesele ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımıyla dışarıda konuşurken oradan geçenlere dedi ki bu benim zevcemdir dedi. Ya Resulallah dedi sizden de mi şüphe edilir? Öyle ya bugün ikinci bir eş alma meselesine girmiş ama hanımından gizli saklı bu işi yapıyor mesela adam. Ne oldu? Bir başka yerde gördüğünde yakalandığında fitne çıkar mı? Birileri senin hakkında yalan konuşabilir mi? Halbuki senin nikahlı eşindir. Evet müsaade var mıdır? Müsaade vardır. Haram mıdır? Değildir. Usuller vardır. Yapıldı mı? Yapıldı. O safan ne olacak? Dillendirilecek, söylenilecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da insanlar suizanda bulunmasın. Acaba mı? Bak acaba mı? Hem de kime? İki cihan serverine. Dedi ki bu benim zevcemdir. Bu benim eşimdir. Dediler ki ya Resulallah sizden de mi şüphe edilir? Allah Resulü ne buyurdu? Bakın Aleyhisselatü Vesselam. Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da damarlarda dolaşır ve kalbine şüphe sokar. Mesela bugün Afrika'da yemekler dağıtıyoruz. Kurbanlar kesiliyor değil mi? Dinleyicilerimiz, yıllardan beri dinleyicimiz. Abi diyor bana video atılmasın diyor. Ne oldu? Dışarıdan gelen bir fitne. Senin kalbine bir şeyler soktuğu zaman sen bir kere acaba dedin mi ne olur? Artık sohbetleri de dinlemezsin. O yüzden veren de o işi yapan da ya da fitneye sebep olacak hangi iş üzerinizde vuku buluyorsa bunu insanlara açığa çıkarmanız icap eder. Bir kişi bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyor. Hazreti Ömer onun yanına vardı. Öfkeli şekilde bakınca o kişi dedi ki o benim hanımımdır dedi. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki peki hanımın ise ne diye üzerinize şüphe çekecek şekilde konuşuyorsunuz? Duydun mu? Bu olaylarda Müslümanın suizana sebep olacak, töhmet altında bıraktıracak söz veya işlerden kaçması gerektiğini gösteriyor. Bütün hastalıkların sebebi olduğu gibi bir hastalık olan gıybetin de aslında bir sebebi var biliyor musunuz? Mesela kinini yenmek. Bir sebepten dolayı kızdığı kişinin aleyhinde konuşmaktan zevk alıyor. Kinlenmiş ya. Konuştukça rahatladığını zannediyor aslında. Burada öne çıkan başka bir kötü huy daha var. Kin ve öfke. Duyduğu kin ve öfke gıybeti doğuruyor ona. Çünkü o kadar kinli ki kendisine yakın olan bir insanı gördüğü zaman kinlendiği bir insan hakkında konuşuyor. Kendini zor tutup konuşmasa bile arkadaşı konuyu açtığında o da başlıyor. Bakın arkadaşlar, münafık olmayın. Dikkat edin. Münafık kafirden daha aşağı bir yerde yanacaktır. Bir kişi birisiyle kavgalıdır, husumetlidir. Siz ikisini de tanıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz o arkadaşınıza, kinlendiği ya da öfkelendiği insan hakkında konuşmalar yapıyorsunuz. Halbuki siz de normal öz hayatınızda o konuştuğunuz kişiyle çok da güzel anlaşıyorsunuz. Öyle bir izlenim vermişsiniz. Ama o arkadaşınızla da yine onu çekiştiriyorsun. Sen en büyük münafıksın. En büyük sahtekarsın sen. Ve sen böyle gidersen cehennemin dibine kadar yolun var demektir diyor ulema. Niye? Çünkü iki Müslüman kardeşin birbirine sinirlenmiş, öfkelenmiş, sen daha da alevlendiriyorsun. İşte gıybetin sebebi de nedir? Kin ve düşmanlıktır, öfkedir. Gıybet ederek kardeşini anlatmak da bir öfke nişanesidir aslında. Öfke sadece sesi yükseltmek değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir mümin
kulun diyor, bir mümin kul sırf Allah rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke, bak yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir sevap elde edememiştir diyor. Haklısın. Çok haklısın. Doğru. Öfkelendin. O kadar öfkelendin ki. Ama dedin ki, ya Rabbi, sadece senin rızanı kazanmak için sustum. Allah katında sevap bakımından daha büyük bir sevap yudum yoktur diyor. İhya-i Ulumiddin'de. Başka bir hadis. Kim bir öfkeyi infazı kadir iken yutarsa, yani gücün yetiyor senin, gücün yettiği halde bu öfkeni yutarsan, Allah-u Teala kıyamet gününde o kimseyi herkesin önünde övecek, meşhur edecek ve huri seçimini o adama bırakacak. Seç, hangisini istiyorsan, hepsi güzel ama cennete giren, tabii oranın hurileriyle vesaire karşılaştığı zaman hepsi güzeller. Ama daha güzelleri herkesin imanına göre verilecek. Doğru mu? Doğru. Nasıl ki burada parana göre dünyalık alıyorsun. Allah-u Teala diyecek ki, al sen seç. Yine Efendimiz diyor ki, şüphe yok, insanları affedenler, öfkesini yutanlar ümmetim arasında çok azdırlar. Allah'ın korudukları hariç onlar diyor, geçen ümmetlerde daha fazlaydı diyor. Yani bizden önceki ümmetlerde daha fazlaymış. Bu da neden oluyor biliyor musunuz? Yediklerimizden, içtiklerimizden oluyor. Şüpheli, helal, haram ne bulursa ağzımıza atıyoruz. Hal böyle olunca da bu da bizim davranışımıza sirayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affediciliğin zirvesinde bir peygamber olmasına rağmen ümmetinin bu ahlakta az olmaları ne kadar acıdır değil mi? Oysa her konuda olduğu gibi bu konuda da bize en güzel örnek. Mesela bir gün bir bedevi geldi. Sırf böyle görgü noksanlığıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine ne yaptı? İdrarını yaptı ya. İşedi adam. Bunu gören sahabeler kızdılar. Adamın üzerine yürüyeceklerken Efendimiz onları uyardı. Onu bırakın dedi. Bırakın. İşini bitirsin dedi. Bak Allah Resulü, hey ne yapıyorsun? Buraya yapılmaz deyip yarıda da kestirmiyor. Madem yaptı bari o rahatlasın. Bırakın yapsın. Üzerine bir kova su dökün dedi. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Ama bu kelimeyi bizim Müslüman yanlış yere koyuyor. İslam'da zorlama yoktur diyerek tesettürünü terk ediyor, namazını terk ediyor, helal harama dikkat etmiyor. Bu o değil. Bu o meselelerde değil. Naslar ve farzlar, Allah'ın kesin olan hükümleri hiçbir zaman değişmez. Hiçbir zaman basite alınmaz. Hiçbir zaman ya zorlama da yoktur, istediğim zaman, keyfim olduğu zaman yaparım da olmaz. Bir şey daha vereyim mi size, bir müjde vereyim. Efendimizin öfke yutanlara bir müjdesidir bu. Kızdırıldığı halde yumuşak davranan kişiye Allah'ın sevgisi vacip olur. Gördün mü? Seni kızdırdılar. Dedin ki susacağım. Kim için? He? Veli rabbike fasbir. Allah için sabret. Allah için sabredeceğim dedin ya. Allah'ın sevgisi sana vacip oldu. Haklı olduğu halde mücadeleyi terk edene, cennetin kenarında bir köşk yapılacağına, saka içinde, bak o nimetlerin, suların akıtıldığı o yerler, hepsi diyor onlara verilecek. Sadece buna mı değil? Velev ki diyor, bir küçük şaka da olsa yalanı terk edene, cennetin ortasında ahlakını güzelleştirene, cennetin en üst yerinde bir köşk yapılacağına ben kefilim diyor. Tirmizi hadis.
Haklı olduğun halde mücadeleyi terk ediyorsun. Bak, cennetin kenarında bir köşk. Şaka da olsa, şaka için de olsa yalanı terk edene cennetin ortasında, ahlakını güzelleştirene de cennetin en üst yerinde bir köşk yapılacağına ben kefilim diyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli böyle vaatler vermesi, cennetten köşkler sunması cenneti bize basitleştirmesin ha. Şu dünyada bir köşk al bakayım, alabiliyor musun? Bir yalı al bakayım. Gücün yetiyor mu? Alsan bile aldıktan sonra da sıkıntısı başlıyor. Bunun hizmetçisi var, bakımı var, var da var, bir sürü meşalesi var. Cennet öyle değil. Rebi bin Haysem kimseyle münakaşa etmezmiş, kimseye kötü söz söylemezmiş. Bir gün adamın biri kendisine kötü sözler söyleyince dedi ki, söylediklerini Allah duyuyor. Eğer ben cennet ile aramdaki engelleri aşıp cennete girersem, senin bu söylediklerinin bana hiçbir zararı yok. Sen söylediğin için kötü olmam ben. Yok eğer Sırat Köprüsü'nden geçemezsem, o zaman ortaya çıkar ki ben senin söylediklerinden daha da kötü bir insanım. Kendilerini ne güzel teselli etmişler değil mi? Abi yani oluyor bazen. Sözlere dikkat etmiyoruz, şaka yaparken yalan söylüyoruz. Efendimizin de şakaları vardı. Efendimiz de şaka yapardı. Yani Efendimiz de her zaman ciddi davranan, asık suratla gezen biri değildi. Hatta Efendimiz tebessümlü bir simaya sahipti. Herkes ona baktığı zaman hayranlık duyardı, yüzüne baktığı zaman. Efendimizin yüzüne baktıkları zaman insanda güven olurdu. Ona o kadar çok yakın hissederlerdi ki. Bir çöl bedevisi de olsa hemen yanaşabilirdi Allah Resulüne. Aleyhissalatü vesselama. Mesela bir kadın Efendimiz'e geldi, dedi ki bizi deveye bindir dedi. Efendimiz de dedi ki sizi devenin yavrusuna bindireyim. Dediler ki biz devenin yavrusunu ne yapalım? Efendimiz de dedi ki her deve bir başka devenin yavrusu değil midir dedi. Ondan sonra tebessüm ettiler. Hazreti Enes Efendimizin öyle şaka yaptığını anlatıyor ki, bazen demiş ki ey iki kulaklı diye hitap ederek bana şaka yaptı diyor. İki kulaklı. Öyle. Herkes de yok mu? Ebu Hureyre diyor. Ey Allah'ın Resulü, sen de şaka yapıyorsun. Ben şaka yaparım ama ben doğruyu söylerim dedi. Bizler şaka yaparken birilerini aşağıya gömüyoruz, birilerini çıkarıyoruz. Sonra da o kardeşimiz üzülünce de böyle çok haklıymış gibi, bahanemiz de böyle bizi çok temize çıkarıyormuş gibi. Ya ben şaka yaptım sana ya. Ya tamam şaka yaptın ama yaparken de kalbimi kırdın. Müminlerin birbirine gücenip darılmaları, dargınlığı veya işte o küslüğü devam ettirmeleri İslam nazarında çok ağır bir cürüm, çok ağır bir hata sayılmıştır. Ve bu konuya neden gıybet bahsinde yer veriyoruz? Çünkü insanlar birbirine küs olduğu zaman onlara küs durma günahının yanında bir de gıybet günahına bir kapı açılması kaçınılmaz oluyor ki, daha kötüsü ne biliyor musun? Senin böyle sevmediğin, sinirlendiğin, öfkelendiğin bir insanın hakkında konuşarak sevabını da ona veriyorsun. O da çok acayip bir şey. Kim din kardeşini bir sene terk edip küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Evet, Ebu Davud hadisidir bu. Efendim söylesem hadis-i şerifidir. Kaynağını da söyleyeyim size. 47 Taksim 4915 numaralı hadis. Kim din kardeşini bir sene terk edip küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her pazartesi, her perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi, bakın bunu iyi dinleyin, din kardeşiyle arasında eğer düşmanlık varsa diyor, bu kişi haricinde Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Ama pazartesi, perşembe günleri din kardeşiyle arasında düşmanlığı varsa veya Allah'a şirk koşmuşsa bunlar bağışlanmaz.
Meleklere de şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, erteleyin. Öyle söylüyor Efendimiz. Müslim hadisi. Bir mümin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. Yani helal değildir ha, haramdır. Bu 3 gün onun için de düşünmek içindir. Böyle nefsini bir mücadele iznidir nefse. Bir bakayım ya şu 3 gün bir düşüneyim. Ben mi haklıyım, o mu haklı? Tamam ben haklıyım ama o haksız. Biraz daha bekleyeyim son güne kadar. Bakayım benimle konuşacak mı? Baktın ki konuşmuyor. Baktın ki karşı tarafın ahlakı gerçekten kötü. Neyse ben gideyim. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Yine ben geleyim sana. Sen gelmedin ama belli ki beni hatalı görüyorsun. Ama işin aslı bu. Ayet hadise göre doğru bu. Senin yaptığın da bu. Sen söyle hangimiz haklı hangimiz haksız. Baktın ki konuşmuyor. Seni kale almıyor seni. O zaman ne olacak? Sen ilk adımı attığın için günah senin üzerinden düşüyor. Gerisi onda. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa diyor Efendimiz, ona selam verip hatırını sorması lazım. O kimse selamını alırsa birlikte sevaba ortak olurlar. Ama selamını almazsa, selamını almayan günaha girer. Selam veren de küstürme mesuliyetinden kurtulmuş olur. Efendimiz buyuruyor, birbirine dargın iki kimseden hangisi önce selam verirse günahları af olunur. Verilen selamı öteki almazsa bu selamı kim alır? Melekler alır. Semram, almayan kimseye de şeytan sevinerek iltifatta bulunur. Oh iyi yaptın bak, herkes haddini bilecek gibi ifadeler söyleyerek ona şeytan iltifatta bulunur. Efendimiz ne güzel şeyler söylemiş bize. Sana darılana git barış diyor, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Şeytan sana düşman olanı yenmeye kendinde bir güç bulursan, bulduğun bu gücün şükrü olarak onu affet diyor. Ya ne güzel. Sakın unutmayın, haset edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının da yiğitliği olmaz. Hazreti Ali öyle buyuruyor. Haset ediyorsa bir insan, onun huzuru olmaz. Kıskanç adamın huzuru olmaz, bize huzur vermez. Çabuk darılıyorsa onun da dostluğu olmaz. İki kelam söylüyorsun, ne sözden anlıyor ne halden anlıyor. Hemen küsmeye yer arıyor sanki. Bu adamla nasıl dostluk yapacaksın ki yani? Bu adamla nasıl arkadaşlık yapacaksın? Yapamazsın ki. Yalancının da yiğitliği olmaz diyor. Ne kadar güzel söylemiş. 5 insan var ki onların namazı bile kabul değildir. Aman Allah'ım. Kim onlar? 5 insanın namazı dahi kabul değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kim biliyor musunuz? He? Kocası kendisine dargın olan kadın. Bu kadın sabahlara kadar ibadet de etse bu kadının namazı kabul değildir. İbadeti kabul değildir. Hocam diyor, benim hanım benimle ilgilenmiyor. Yatma vakti geliyor, yine çok ilgilenmiyor. Gece namazı varmış da, mutfakta işi varmış da, tesbihleri varmış da, bu kadının tesbihi namazı kendisini ancak cehenneme sürükler. İkincisi, efendisinden kaçan köle. 3, devamlı içki içen adam. Ne olmuş canım, haftada bir tekleme yapıyoruz yani, bir hafta sonu ama namazımı da kılarım. Eğer sürekli içkiye böyle devam ediyorsa o insanın namazı kabul değildir. Cemaat istemediği halde onlara namaz kıldıran imam. Kardeşim yani cemaat istemiyor seni, ısrarla namazı ben kıldıracağım diyor. Veya 3-5 arkadaşsınız, biliyorsunuz ki siz istenmedik bir imamsınız. Yani sizi imam yerine de geçirmek istemiyoruz aslında. Bu gönlümüzde yok. Çünkü geçirenler aşkla şevkle geçirmiyorlar sizi öne.
Ama sen ısrarla diyorsun ki yok, ben arka safa geçersem benim şanım düşer. Aynı şekilde bu adamın da namazı kabul değildir. Ve son olarak birbirleriyle kavga sonucu 3 günden fazla küs duran mümin ve mümineler, bunların da namazı kabul değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat etmek lazım. İki kişinin arasını düzeltmek, nafile oruç ve namazdan daha faziletlidir. Efendimiz buyuruyor. Ama burada şu ayrıma dikkat etmek lazım. Bazı kimseler namaz kılmayıp, oruç tutmayıp ben iki tane dargını barıştırdım, çok sevap aldım derler. Namaz kılmayanın böyle iyiliklerine de sevap verilmez. İyiliklere sevap verilmesi için doğru iman etmek lazım. Çünkü namaz kılma şartı var. Doğru imanda. Ne yapıyorsun? İslam'a girerken kelime-i şehadet getiriyorsun. Ya sonra namaz kılıyorsun. Eğer namaz kılmazsa imanında eksiklik var. Yalan büyük günah olduğu halde birkaç yerde sevabı vardır. Hayra, iyiliğe vesile olduğu için caizdir. Mesela işte harpte düşmanların zararından korunmak için veya iki Müslümanı barıştırmak için veya işte ölmemek için leş yemeye benzer diyor İnsan. Evet, yalandır, kötüdür ama insanı ayakta tutar. Yani o an gerekliyse söylemek lazım mı? Başka çare yoksa söyleyebilirsin. Mesela Müslüman kardeşini barıştıracaksın, anlatıyorsun, anlamıyor adam. Sen de dedin ki ya işte o arkadaş da senin için ne güzel konuştu diyor, böyle böyle dedi diyor. Halbuki öyle bir şey demedi, yalan söylüyorsun. Caizdir yani, konuşabilirsin. Burada yalan olabilir. Veya işte eşin elbise almış, kestirmiş, geri dönüşü yok, iadesi yok. Veya onu çok sevmiş ama sen çok beğenmedin. Sırf o beğendiği için çok güzel olmuş dedin. Bakın bunlar yalan mı? Yalan abi, yani benim içimden öyle geçmiyor. Niye yalan söyleyeyim ki ben? Bir de böyle doğrucu olurken insanları kırıyoruz mesela. Ben harbi adamımdır kardeşim, ben doğru söylerim. Bana ne, kim kırılacaksa kırılsın. Bak bu da Müslümanın ahlakında olan bir durum değildir. Evet, sen uyardın adamı. Uyardığın halde ısrarla eğer hata yapıyorsa, o zaman çıkar delikanlı gibi dersin ki kardeşim burada böyle böyle yapıyorsun sen. Açık açık söylersin. Kırılan kırılır, kırılmayan kırılmaz. Çünkü artık başka yol kalmamıştır. Ama eşi yemek yapmış mesela adamın veya arkadaşı bir araba almış, bir şey almış. Bunun hakkında görüşünü söyleyeceksin. Ama biliyorsun ki malzemeyi alan kişi çok beğenerek almış. Çok severek almış. Çünkü insanda şöyle bir duygu vardır. Mutluluğunu paylaşamadığı zaman da stres oluyor. Öyle de garibiz he. Çok mutlu olduk diyelim. O mutluluğu birilerine yansıtmaya çalışırız. Yansıtamadığımız zaman yine bu sefer içimize dert olur. Bu adam mutluluğunu yansıtmaya gelirken sen de ona doğru söyleyeceğim diyerek hiç de güzel değil, olmamış, ben beğenmedim vesaire diyerek onun kalbini incitme. Yalan da olsa hoş olmuş, güzel olmuş de. Peki bu yalan günah mıdır? Ölmemek için leş yemeye benzer diyor. Hani mesela domuz eti nedir? Haramdır değil mi? Ama aç kaldın, öleceksin neredeyse açlıktan. Ölmemek için biraz yersen helaldir, sıkıntı yok. Ama keyif için yersen o zaman haramdır. Sen de gerektiği kadar burada Müslüman kardeşini kırmamak için veya Müslüman kardeşini barıştırmak için bu tür şeyler söyleyebilirsiniz. Çünkü Efendimiz diyor ki, İki kişinin arasını bulmak için hayırlı söz söyleyen yalancı değildir. Bir gün tebessüm etti Allah Resulü. Bunu gören Hazreti Ömer de sebebini sordu. Çünkü Efendimizin gülmesiyle mutlu oluyorlardı onlar. Ya Resulallah, neye güldünüz dedi. Ümmetimden dedik iki kişi ahirette hesaplaşacaklar. Biri diyecek ki ya Rabbi bu adamdan hakkımı al. Allahü Teala da ötekine diyecek ki bu adamın hakkını ver. Adam diyecek ki ya Rabbi bir iyiliğim kalmadı ki, nasıl vereyim hakkını, başka bir şeyim kalmadı.
Allah-u Teala hak sahibine diyecek ki bu adamın iyiliği kalmadı. Ne yapacaksın? Alacaklı diyecek ki ya Rabbi o zaman günahlarımı alsın. Bu arada Efendimiz ağlayarak o gün öyle dehşetli bir gün ki o gün başkalarının günahını yüklenmek şöyle dursun. İnsan kendi günahının yükünü çekemez dedi Allah Resulü. Sonra Allah-u Teala hak sahibine başını kaldır da dedi cennetin şu muhteşem köşelerine bak. Hak sahibi baktıktan sonra evet görüyorum dedi. Bu muhteşem köşkler hangi peygamberin, hangi şehitlerindir? Rabbimiz dedi ki ona, o gördüğün göz kamaştırıcı köşkler bedellerini ödeyenler içindir. Ya Rabbi, bunların bedellerini kim ödeyebilir ki? Sen ödeyebilirsin der. Nasıl ödeyebilirim ya Rabbi? Neyim var ki? Rabbimiz diyor ki, hakkını bu kardeşine bağışlarsan ödemiş olursun. Ve adam hemen bağışladım ya Rabbi bağışladım. Ve Mevla ikisine de merhamet ederek haydi kardeşinin elinden tut cennete gir dedi. Efendimiz Allah'tan korkun aralarınızı düzeltmeye çalışın. Çünkü Allah-u Teala kıyamet gününde sizin aranızı düzeltecek diyor. Düzeltecek. Hakkına girmişsin adamın adamı bulamıyorsun. E ne olacak? Kul hakkı. Onun adına hayır hasenat yaptın, dualar ettin. İşte Allah-u Teala senin o emeğini boşa çıkarmayıp böyle aranızı bulacaktır. Başka bir hadiste kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu kendi katında sevap bakımından insanların en üstünü, bakın Allah'ın katında sevap bakımından insanların en üstünü dünya hayatındayken İnsanlara en çok faydalı olanlardır. Kıyamet günü Allah'a en yakın olanlar da insanların arasını bulanlardır. Bir gün Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatü vesselam Cebrail'i bir şey uğraşırken görüyor. Ne yapıyorsun ya Cibril dedi. Dedi ki üç amel var ki onların sevabının sonunu arıyorum ama bulamıyorum. Bulamıyorum ya Resulallah. Üç şey var. Onların sevabının sonunu arıyorum. Yani bu sevabın sonu nereye kadar gidiyor? Ama bulamadım dedi. Efendimiz dedi ki, nedir onlar ey Cibril dedi. Kocası kendisinden razı olan kadının sevabının sonunu bulamadım. Evet. Kadının kocası kendisinden razı. Kocasını razı etmiş. Onun sevabını bulamadım. Çok büyük. İki kişiyi barıştıranın sevabının sonunu bulamadım. Çok büyük. Kelime-i şehadeti zikredenin sevabının da sonunu bulamadım. O halde getirelim bir kere. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet, konumuz bugünlük buraya kadar. Allah nasip ederse yarın son programımızı yapmış olacağız. Ondan sonra yolcu yolunda gerek Afrika yolculuğumuz başlamış olacaktır.